Hayırlı günler dilerim arkadaşlar. YouTube ailesi, herkese merhabalar. Günlerdir hava çok soğuk. Bugün biraz güneşli gibi görünür ama yine de hava fazla derecesi yüksek olmayacak. Tavuklarımız ne durumda bir bakalım arkadaşlar. Tavuklarımız arkadaşlar buradaki civcivler için yaptığım ayrı bir bölmeyi aldım. Sebebi tavukların olduğu bölüme hepsine çim ektim işte gördüğünüz gibi. Yedi tane tavuğum, bir tane horozum var. Aslan oğlum benim. Kara oğlan. Arkadaşlar şu gördüğünüz bölüme çim ektim. Aslında daha önce yani benim bahçemin her yerinde ot var. Burada da ot vardı aslında ama tavuklar galiba hepsini bitirdi yani. Yeniden ben buraya çim ektim. Ondan sonra ekşi ot tohumu saçtım, marul tohumu saçtım. Birçok tohum saçtım burada. Tavuklara sonsuz bir şey olsun diye. Yeşillik ot olsun diye. Tavukları oraya aldım. Buraya çim tohum ektim. Pazar günü. Çim tohumu çabuk çıkar arkadaşlar. Hava biraz soğuk gidiyor. Normalde çabuk çıkar. 10 gün 15 güne kadar yeşillenir arkadaşlar. Bu bölüme tavukların bölümü arkadaşlar yani bayağı büyük baktığımız zaman. Burası nereden baksana 30 metrekare var. Til örgü kendim çekmiştim. Bahçeden ayırdım tavukları. Bahçem dışarıda. Yan tarafı da civcivler için yapmıştım. Şimdi gelin arkadaşlar. Bizim kızlar kaç tane yumurta yapmış dün. Onlara bakalım. Ben arkadaşlar işe saat 1'de gidip 9'da geldiğim için tavuklar yumurtasını ertesi gün topluyorum yani. Tavukları bu bölüme aldım. Tavuklar civcivlerin bölümünü almıştım. Dün sabah almıştım. 2 tane de. Sabah erkenden yapmışlar. 3 tane de burada var. 5 tanesi yapmış. 7 tavuk var. 5 tanesi yapmış. Bunlar sahte yumurta. Dün sabah da almıştım. 2 tane görmüştüm. Almıştım. Orada bırakmadım. 5 tane yumurta arkadaşlar. Günlük 7 tavuğumdan 4, 5, bazen 6 tane yumurta alırım. Verim iyi. Kışın bile yani 2-3 tane, 4 tane aldığım oluyordu yani. Tavşancık, çekil bakalım. Sen gezmek istiyorsun galiba ama sana güzel bir ev yapmam lazım önce. Oğlum benim. Sen orada kal. Evet arkadaşlar durum böyle. 3 tane aldım. Dün sabah da almıştım onu söylemedim. 5 tane. İyi yani.